Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dökme poğaça yapıyoruz. Öncelikle malzemelerim 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık su, 2 yumurta sarısını üzeri için ayırdım, 2 yemek kaşığı şeker, 150 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 6 su bardağı un ayarladım. Sonunda ne kadar kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Uygun bir kabın içerisine ılık suyumu alıyorum. Sütümü alıyorum. Sütümüz de ılık. Mayayı ilave ediyorum. İyice açıyorum. Yağımı ilave ediyorum. Şekeri ilave ediyorum. Yumurtayı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. Tuzumu da ilave ettikten sonra yumuşacık bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumu birazcık yoğurduktan sonra hemen tereyağını ilave ediyorum. Tereyağını hamura yedirene kadar iyice yoğuruyorum. Hamurumu yağı yedirene kadar iyice yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatıyorum. Mayalanmasını bekliyorum. Hamurum mayalandı. Hemen şöyle maya kokusunu alıyorum. Daha sonra poğaçaların şeklini verme işlemine geçiyorum. Poğaçalarımın şeklini yapmaya başladım arkadaşlar. Hemen hamuru şöyle avuç içerisine alıyorum. Şöyle sıkarak poğaçamın şeklini veriyorum. Kaşıkla alıp tepsiye yerleştiriyorum. Hemen bir tane daha yapıyorum. Başta da belirttiğim için neden dökme poğaça olduğunu şimdi anladınız arkadaşlar. Tepsimi doldurma işlemine devam ediyorum. Poğaçalarımı döktüm, tepsiye yerleştirdim. Toplamda 50 adet poğaça oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tepside 50 adet poğaça, hem pratik hem ekonomik. Davet sofralarında, misafir sofralarında gayet yerinde diye bir tarif düşünüyorum. Üzerini kapatıyorum, mayalanmasını bekliyorum. Poğaçaları mayalandırdıktan sonra üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısına bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ettim. İyice açtım. Şimdi poğaçaların üzerine sürüyorum. Fırınım 180 derecede bu arada ısınıyor. Poğaçaların orta kısmına şimdi birazcık susam koyuyorum. Daha sonra pişirmek üzere fırınıma gönderiyorum. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten harika oldu. Hemen şöyle dokusunu da sizlere gösteriyorum. Yumuşacık, gerçekten tattığınız zaman harika bir lezzet olduğunu göreceksiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.